dostlarım, değerli orkestra şefimiz, kompozitör, piyanist Osman İşmen dostumla devam ediyorum. Şimdi tabii herkes merak ediyor. Merak ettikleri şey şu: nasıl bulabilirim, nasıl ulaşabilirim? Zaten ulaşmak artık çok kolaylaştı. Kendisiyle de o konuyu konuşuyoruz. Biz ulaşmak için yaptık zaten. İnsanlara ulaştıralım diye yaptık. Böyle artık 11'li akorlara kadar geldik yani. Kendimizi tatmin için yapsak başka şeyler yapardık. Şimdi Wikipedia'da da Osman Hoca'nın birçok eksiği olmasına rağmen. Tabii. Çünkü bizim kontrolümüzde olan bir web site değil bu. Burada da 52 doğumlu genç bir müzisyen olduğunu görüyoruz kendisinin. Evet, taze bir delikanlı efendim. 50'lerde doğduk ikimiz de, ne güzel. 60'ları güzel gördük. 50'li yaşların imalatları iyidir. Evet. O yılların. 50'li yıllar güzeldi. Çünkü hormonsuz imalat. Bravo. Efendim zaten anneniz Allah ömürler versin 52, ben de 58 taze olarak. 50'leri gördük, 60'ları yaşadık. 60'ların İstanbul'unu biliyoruz değil mi? Yani 68 kuşağı. Evet abi. 68 yılını üniversitedeydim. Evet. Biz o yılları, yani şimdiki gençlere konuşuyorum, biz o yılları yaşadık. Nasıl bir İstanbul vardı? Vallahi şu anda baktığım zaman artık neredeyse ağlıyorum üzüntümden. Çünkü yani şu anda İstanbul yok onun için. İstanbul gitti, elden maalesef, gitti. Maalesef. Ben maalesef. Bakıyorum her tarafı bozulmuş, dejenere olmuş, deforme olmuş bir İstanbul. Ve bunun da tek sebebi kontrolsüz göç. Evet. Böyle bir şey yok. Yani tabii konumuzun dışında bir olsun, şey ama. Olsun, ondan da çok mühim. İnsan çünkü yani o yıllara aslında en üzüldüğüm şey hayatta geçmişi anıp da mutlu olmaktır. Yani tabii, tabii. Demek ki bugünün kötü olduğunun göstergesidir. Ama herkes öyle. Bizim abilerimiz, işte Önder Bali geldi, değerli hocamız. Onların, o jenerasyonun daha çok içi acıyor. Metin abiyle konuştum. Metin Ersoy. Erol Büyükburç değerli abimiz geldi. Tabii onlar abi. Kan ağlıyorlar. Ve bu mevzulara hiç girmeyelim diyorlar bana. Yani tabii biz bile yani artık girmek onlar istemiyoruz. Onlar 50'leri gördü. 40'ları gördü. Tabii. Onlar İstanbul fethini bile gördüler neredeyse. Neredeyse yani değil mi? Evet. Danganakan'ı filan da görenler var yalnız söyleyeyim. Şimdi efendim. Demek ki Osman Hocam İstanbul'da doğduk, büyüdük. Değil mi? İstanbul. Neresi? Şişli. Şişli'de, karşı tarafta yani. Evet, Şişli'de. Buraya bakma. Şarkı bile yazılmıştır. Evet. Eski İstanbul'da. Evet. Şişli'de. Şişli'yle bir alaka kaldı mı? Yok, hayır. 30, daha sonra? 30 sene Şişli'de oturdum, ondan sonra Caddebostan. Anladım. Zannediyorum Anladım, eğitimler, Asya'ya, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite, İktisat Ticaretler Akademisi. Hepsi orada bitti. Gene oradaydı. Özgeçmişinizde evet. Onlar da var. Ben tabii bu İstanbul'un 60'lı yıllarını özellikle gören değerli müzisyenlere şunu soruyorum. Müzikler ne kadar güzeldi değil mi? Ve ne müzisyenler vardı? Her şey güzel. Radyoda. Ben mesela şöyle bir örnek veriyorum. Evet, şimdi lütfen. Mesela gençlere bir şey söylüyorum, anlamıyorlar. Şişli'den Taksim'e kadar 20 tane konservatuvar var diyordum. Şimdi böyle bakıyor ya nasıl böyle bir şey. Evet, nasıl öyle bir şey? 20 tane konservatuvar vardı. Çünkü İlginç. 20 tane gece kulübü vardı. Doğru. Ve her gece kulübü, yani gece kulübü bugünkü anlamda gece kulübü değildi. Her biri birer müzikal şeklinde değil mi? Birer müzik icra edilen, gerçek sanat icra edilen yerdi. İnanılmaz. Ve bütün bu gece kulübünün her birinde müthiş orkestra vardı. Şimdi sayacağım isimlerini. Şimdi lütfen. Kimse bilmez. Tabii. Ve her bir orkestranın yaptığı müzik türü birbirinden son derece farklıydı. Şimdi 20 tane yere gitseniz 20 tane çalışan grubun aynı repertuarı. O zaman böyle bir şey yok. Tamam. Mesela bir kanatkür orkestrası. Şimdi ilk aklıma geldi. İtalyanca müzik yapardı. Üstün Poyraset. Evet. Üstün Poyraset soul müzik yapardı. Soul müzik. Duru Gence 5. Sonra Duru Gence 10 oldu. Evet. İşte o günün en popüler pop müziğini çağırırdı. Yalçın Ateş Orkestrası. Yalçın Ateş Orkestrası. Pop müzik yapardı. O zaman biz Playboy'da çalıştık. Doğru Ali Çetin Orkestrası. Evet. Biz mesela Gün Yüksel diye bir şarkıcımız vardı. Evet. Tamamen Brezil ve Amerikan standartları çağırdık. Sergio Mendes, Astro Gilberto, Amerikan standartları. Bizim tarzımız buydu. Ne bileyim şey, İlhan Feyman vardı, Latin çağırdı. İlhan Gencer Trio vardı, Çatı'da çağırdı, Jazz çağırdı. İşte Ayten Ertman. Evet. Yani şu anda bakın aklıma gelen böyle bir anda saydığım orkestralar. Evet. Ve bunların her biri
haftanın 3 günü prova yapardı. Ben Şerif de hatırlamaya Yüzboşu, çalışıyorum. Şerif Yüzboşoğlu'nun tabi es geçmemek lazım. Yani ne müzisyenler Şerif Yüzboşoğlu'ndu. Ondan sonra İsmet Sıral Orkestrası. Faruk Akel geldi aklıma. Faruk Akel vardı. Onlar daha, Ergün Özeller, Selim onlar Özeller. Daha, onlar daha Beyoğlu'na yakın çalışırlardı. Evet. Benim söylediğim tamamen Şişli Taksim arası. O başka bir ekoldü o. Evet. Çünkü bütün lüks gece kulüpleri ve en kaliteli müziklerin yapıldığı yerlerdi. Evet. Yani bu saydıkların ve yani o zaman bir orkestraya girip çağırmak bir genç müzisyen girdiği zaman söylediğiniz orkestrası. Konuşamıyorum yani aklıma tabii, geliyor. Tabii. Böyle birisi bir orkestraya girdiği geliyor. Zaman herkesin nerede? Allah Allah. Ya ben 12 yaşında Yalçın Ateş'te çalıştım. Şanzelize'lerde, Çin pavyonlarda sırf caz müziği yapıyorduk. Böyle i̇şte bir böyle. Şey var mı abi? İşte ondan sonra onlar tabii, mektep oldu bize yani. Ondan sonra şey kuruldu. İşte 80'li yılların başında, 70'li yılların sonunda dün bugün yarın kuruldu. Sonra, evet. Sonra İstanbul gelişim. Onlar da çok önemli ve imzalar attılar. Ve son orkestra grup doğuştu. Onları da hatırlayalım mı? Dün, bugün, yarın da kimler vardı? Kıymetli kişiler. İşte yine insan... Rahmetli Selçuk Başar vardı. Evet, Selçuk. İşte Selçuk Başar, Uğur Başar, Garo Asım bir kere İstanbul gelişimin kemik dostusu. As takımı, evet. Ama o orkestrada şey de vardı, yaylılar vardı, nefesler vardı. İlave olarak. Şarkıcı Neco vardı. Neco, evet. Ondan sonra önde perküsyoncu Manal Corrales vardı, evet. Rahmetli. Evet. Yani müthiş bir kongacı Kübalı. Evet. Yani çok muazzam bir orkestraydı yani. 5-6 tane solistleri vardı. Sonra orkestra küçüldü. Onda çekirdek olarak İstanbul Gelişim Orkestrası doğdu. Selçuk Başar'ı bir yad etmek istiyorum. Rahmetli sevgiyle. İstanbul Gelişim'de müthiş. 83 yılında ilk kaydımı ki o zamanlar data kaydediliyordu. Dat da böyle yeni yeni çıkmış. Makara banda önce oradan data. Tabii. Beni dinledi. Ben o Anatolian Folk Song Classical gitarı. Kendisi iyi bir gitarist biliyorsun. Aranjör. O bir dakika bu iş ciddi dedi. Bana 4 tane mikrofon koymuştu rahmetli. Bu olay zaten o onun yaptığı kayıtta beni Emin'in kataloğuna soktu. Kayıt çok önemli. Çok. Bu kayıt olaylarını da konuşmak istiyorum. Fakat eski orkestralara gelmişken kimleri kimleri yad ediyoruz şurada. Bu insanları yad etmek lazım. Bu insanları hatırlatmak lazım. Doğru ediyoruz, hep ediyoruz. Ve evet, unutturmamak lazım değil mi? Çok değerli insanlar. Çok. Müthiş. Yani bunlar gerçek müzisyenlerdi. Evet. Tamam, bugün de çok iyi müzisyenler çıkıyor. Gerçekten piyasaya baktığımız zaman müthiş genç müzisyenler çıkıyor. Oo, dehşet adamlar ama, var. Ama korkunç eksikleri var. Yani bunu fark edebilen zaten kendini hemen toparlıyor. Müzik bilmiyorlar. Yani ona da değindik ve ben çok üzüldüm. Faan atları bilmeyen basçı kardeşlerimiz neler, gibi. Yani neler. Çok acıdır. Bir bas, bir gitarist bas çalar ve faan atları bilmezse. Ben zaten basçı demiyorum. Yani. Olmaz denmez tabii. Yani piyano çalıp da akolat sistemi bilmemek gibi bir şey bu. Yani, zaten Allah adı bizim tarzımız, bizim çalışacağımız müzisyenler değil. Yani bizim çalışacağımız her zaman krem de krem müzisyenler. Onlar zaten belli isimler. Her zaman için rahatlık ve mutluluk ve yani benim öyle bir huyum vardır ki yani ben sevdiğim müzisyenle kayıt yaparım. Ben yıllar üstü binlerce parça kaydettim. Stüdyoda karşıma gelen müzisyen benim sevdiğim bir insan olacak. Çünkü o sevgi bağımla yani istediğim ruhumu aktarabilirim. Elektrik. Ve 30 senedir çalıştım aynı müzisyenler var. Yani ben artık onlara laf bile söylüyorum. Notayı hemen veriyorum. Şurada bir antiparantez gireceğim. Konuşurken böyle spontan anılarımız çok olduğu için çok. Söylüyorum. Sözü Mehmet Teoman yazmış. Efendim Mehmet Teoman. Büyük üstad. Yani. Evet. Besteyi Majik yapmış. Cenk Taşkan. Cenk Taşkan Türkçe ismi gelmedi aklıma. Majak Toşike. Evet efendim. Bana dedi ki Osman'cığım, Hasan'cığım bütün gitarları kap gel dedi. Kapı önünde diye bir aranjmanım var. Modülasyon gider. Modüle modüle gider. Kim söylüyor? YouTube'da Nükhet Duru'muz söylüyor. Nükhet Duru da onu söylemiş. Kapı önünde dediler. Ra 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 diye slow. Zaten halinizin efendim. Ve bütün gitarları orada bana çaldırtmışsın. Ha, klasik, perdesiz, akustik, elektro gitarda da Hasan Cihat Örter imzası var. Bana bırakmışım. Ben de delirmişim orada. 4-5 modülasyon vardı parça. Evet, müthiş bir şarkıdır. 1997 senesi. Bravo. Nükhet'e yaptığım şey herhalde. Nükhet'e bayağı çaldık. Evet. Senin aranjmanlarını ben bayağı çaldım. Onları da hemen hatırlayalım. Ahmet Kaya aranjmanlarına zaten halinizle çok emeğim oldu. Ahmet'e 15 albüm yaptım. 15 albüm. Belki ben
5'ine, 6'sına çalmışımdır kesin. Mutlaka. Efendim onları hatırlıyorum. Başka hatırladığım Selda Bağcan var beraber çalıştığımız. Tabii, Ferdi Özben rahmetli var. Tabii. Onunla birlikte çok çalmıştım. Evet. Hatırlıyorum. Hatta bugün işte ölüm yıldönümüydü. Değil mi? Yad edelim lütfen. Ferdi Özben'le arkadaşlığınız, rahmetliyle arkadaşlığınız çok eski. Çok. Biraz küçük bahseder miyiz Osman Hocam? Yani Ferdi'yle 24 albüm yaptım Ferdi'ye. Yani bu çok, o da bir rekor. Çok büyük bir rakamdır. Evet, rekor evet. Yani aşağı yukarı 40 senelik arkadaşımdı. Evet. Çok güzel günler yaşadık. Çünkü onunla stüdyo çalışmaları çok eğlenceli olmuştu. Müthiş. Ve Türkiye'de güzel adamdı. Bir ilk yaptık. Şan Tiyatrosu'nda evet. 50 kişi orkestrayla. Ferdi Özben, o da var internette. Ben yakaladım. İnternette var ve çok güzel ve çok da seviliyor. Hatta şuradan hemen konuşurken yani, bulacağım evet, ben. Evet. Onlar paylaşmak muhteşem için. Konserlerdir. Yani burada Egemen Bostancı'yı da rahmetli anlıyorum. Çünkü Allah rahmet eylesin. Egemen Bostancı da büyük bir idealistti. Çok. Hakikaten çünkü o olmasaydı Basel'i yapmak imkansızdı. Ve hep üzülüyorum. Bugün neden bunları yapamıyoruz diye. Bugün her imkanımız o günlere göre, 30 sene önceye göre çok daha fazla imkanlarımız var. Fakat maalesef imkanlar sınırlı, hiçbir şey yapamıyoruz. İmkanlar yani sınırlı. Bu kadar büyük salonlar var. Neden o evet. salonların sabit bir orkestrası olmasın? Şarkıcı gelsin de orkestralı evet. şarkı söylemesin. Yani ne zevk alıyorlar ki 5 kişiyle, 10 kişiyle şarkı söylemekten. Bunun tadına varabilen bir şarkıcı. Başka türlü program yapamaz. Yapamaz. Yani. Ya, program ayrı, konser. Ya bir konser dizileri olsun, bir şarkıcı çıksın. Değil mi? Bugün Türkiye'nin en büyük starı Ajda Pekkan. Bugün Ajda Pekkan artık 50 kişi bir orkestraya şarkı söylemiyor. 10 kişiyle tabii. değil. Tabii. 10 kişiyle değil maalesef. Evet. Ya bunlar beni çok üzüyor. Bugün dünya starına baktığınız zaman ne bileyim bunlar çok büyük seyretine orkestraya çıkıp çok büyük dinletler yapıyorlar. Ama bizim Türkiye'de maalesef yok. Ama tabii bunu biraz yok, insan yani. Kalitesiyle de alakası olduğunu zannediyorum. İnsan kendisi saygısı. Hayır. Ben şuna teknoloji. Topluma ne verirsen toplum onu almaya hazırdır. Yeter ki onu verebilecek idealist insanlar olsun. Tabii bu kayıtlar ama bu konser kaydı değildir bu. Hayır. Evet. Ama burada zat halinizi görüyoruz. Evet. Müzikle aşkı birbirinden ayıramaz. O canlı orkestra ile olan kayıt da var. Evet. Burada var. Allah rahmet eylesin. Kendisi de iyi piyanisti. Biliyorum bizzat. Yani caz müzisyenliğinden gelme. İşi bilen bir insan. Akordeon da çalıyorum ben. Hasan'cım demişti. Olsa da çalsam sana demişti. Esas akordeonla başlamış. Evet. Çocuk ya. Evet. Burada gerçekten o şeyi bulmak istiyorum. O çok güzel bir big band'ti. Güzel bir orkestraydı. Ferdi Özbeğen'e yaptığınız. Ha işte bu işte tamam. Bu konser midir? Evet. Evet. Bunu da arayan dostlarımız. Evet. O beyaz piyanosu ve Osman İşmen Şef. Bu dostlarımızı da böyle ufak ufak yad edebiliriz. Büyük ihtimal Yaylılar Senfoni. Yani senfonideki müzisyen dostlarımızla da bir renk oluyordu değil mi bu? Çok. Bu büyük orkestralar, işte efendim festivaller. Çok. Municipal yani Big Band diyoruz. Yani başka bir tecrübe diye pop çalmak yani. Evet. Dediğim gibi ben 8 yıl çaldım. Neredeyse artık ahbap çavuş ilişkisi olmuştu senfoniden gelenler, Ankara Opera'dan gelenler. Aa yine mi sen, yine mi merhaba filan. Yani öyle buluşuyorduk. O festivaller güzeldi. Yani henüz mertliğin bozulmadığı dönemler diyelim. Big bandler, büyük orkestralar. 80'li ve 90'lı yıllar. Ve bu arada da işte Eurovision yarışmaları da gene büyük orkestralar oluyordu. Tabii. Şimdiki gibi playback değildi. Evet. Tabii bunlar beta'dan aktarıldığı için dijital ortama sound'da düşüklük olmasına rağmen güzel duyuluyor. Evet. Evet. Arşiv olarak Sene 83. Sevgilim saçlarım
Bayağı da kalabalıkmış. Gene Egemen Bostancı'nın bir prodüksiyon. Evet. Bu gerçekten çok güzel bir çalışma. Kaç konser verdiniz birlikte böyle? 45-50 konser verdik. Oo, bayağı varmış. Tabii. İki ayrı. Ya biz bile modern folk üçlüsüyle o kadar gidemedik ya. Evet. Ondan da bahsedeceğim. Evet. İstanbul Şarkıları Projesi. Toparlayalım. Şimdi Osman Hocam'la müziğin tabii teknik bölümüyle can sıkmak istemiyorum da biraz kendisini tanıtmak istiyorum. Özellikle dediğim gibi genç müzisyenler tanısın. Arşiv niteliğinde olduğu için bu çekimler hem kıymetli müzisyen abilerimizi, dostlarımızı da bu arada yad etmiş oluruz. Devam edeceğiz.